Arkadaşlar Midyeci Ahmet'e geldik. Şimdi o dediler ya, kutunun üstü büyük, altı küçük, onu deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Midyeci Ahmet'te normalde video çekmek yasak. Hangi şubede olduğunu da söylemeyeceğiz. Çünkü herhangi bir hukuksal süreç başlasın istemiyoruz. Kimsenin firmasını da kötülemiyoruz. Sadece sosyal medyada bir linç kampanyası tarzında bir şey başlatıldı. Kutu midye alıyorsun, üstü büyük, altı küçük. Gidip onu alacağım, geleceğim, burada bakacağım gerçekten. Üstü büyük, altı küçük mi onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Abi selamünaleyküm. Büyük boy midye olayı var mı sizde? Standart abi bizde. Tamam, bana 20 tane midye verir misin abi? Paket olacak, ben karşıda yiyeceğim. Midyelerimiz standarttır. Ne kadar abi? Kasa içeride istersen. İçeride tamam. Bir tane çıkma işte abi. Tamam şöyle vereyim sana, ben elim dolu çünkü. Eyvallah, sağ olasın abi. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Arkadaşlar şu an ağacın kenarına geldik. Şöyle çıkarıyoruz. Midye kutusu bu. Bakın arkadaşlar, açıyorum. Şöyle. Yani arkadaşlar büyük küçük olayı yok ha. Yani üstü de küçük, altı da küçük. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Yani öyle bir diyorsunuz ya, altı bozmuş falan. Adamda pek bir şey yok yani, ben görmedim. Altı küçük, üstü küçük, gerçekten içinde de var yani. Bilmiyorum, bana pek inandırıcı gelmedi bu linç kampanyası. Bence öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü adamlarda ben büyük dedim, büyük boy küçük boy olayı var mı dedim. Yok abi dedi. Biz de karışık dolduruyoruz. Büyük boy küçük boy satışımız yok, fiyatlarımız sabit dedi. Yani o da yalan çıkmış oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir de şey muhabbeti vardı, açtığında içine midye çıkmıyor, sonra pilav çıkıyor diyorlar. Evet açtık. İçinde midye var arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Ama midyesi lezzetli mi derseniz, yani güzel. Ama ben İzmir'de okudum arkadaşlar. İzmir Alsancak Camii durağında midyeci vardı. İsmini söylemeyeyim şimdi. Hatırlamıyorum da ismini. Onun midyesine hiçbir kimseye değişmem yani. İzmir'e de gitmeyeli çok oldu ama yani onun midyesi daha güzeldi bana göre. Ama dediğim gibi Midyeci Ahmet'te öyle bir sorun yok arkadaşlar. Şu an hatta şeydeyiz. Karaköy diyorlar ya, orada Isır'dan şey var şöyle. Midyeci Ahmet'teydi arkadaşlar. Oradan aldık. Geldik burada tadına baktık. Yani adam diyor büyük küçük yok, zaten bize karışık. Büyük de çok, küçük de çıkıyor. İçinde midye de var arkadaşlar. Tadı da güzel ama bence İzmir'deki daha güzeldi.